Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Bugün sizlerle birlikte hem güzel hem şık, güzeller güzeli iki şiş örgü modeli yapacağız. Alize Angora Gold serisinden olan güzel bir ipimle sevgili hanımlar, şöyle Alize Angora Gold serisinden harika güzel süt kahvesi bir ipimle şöyle sevgili hanımlar birlikte inşallah yapacağız. %20'lik yün olarak gözüküyor sevgili hanımlar. 100 gramlık 500 metrelik bir ip. Hemen renk numaramızı da verelim hanımlar. Burada beğendiyseniz neredeymiş? Çeviriyoruz, çeviriyoruz. Evet. Renk numaramız da hemen burada. İnşallah hoşunuza giderse sizler de bu güzel süt kahvesi ipimle sizler de yaparsınız. Evet, 4 sırada oluşan gerçekten şöyle bakın Alize Angora Gold serisinden dediğim gibi orta incelikte bir iple. Birçok izleyicim iki katlı niye yapıyorsun abla, tek katlı yapsana dediği için modelimizi bugün tek katlı olarak sizlere göstereceğim. İnşallah hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. 4 sırada harika güzel bir model yapacağız sevgili hanımlar. Ben şöyle sevgili hanımlar ilmeklerimi çizdim. Şöyle 3 sıradan oluşan 3 sıralık bir haroşa örgü yaptım. Sizler dilediğiniz lastik modellerinizi modelin altında kullanabilirsiniz. Modelimiz gerçekten hem pratik hem kolay hem de güzelden güzel bir model. Sevgili hanımlar, ister yelek modellerinde ister bebek örgülerinde dilediğiniz tüm örgülerde her ipe yakışan, her örgüye yakışan harika güzel bir model hemen yapabilirsiniz. Sizler lastik modellerinizi yapın. İlmeklerinizi sevgili hanımlar 2 2 2 olarak atıyorsunuz şu şekilde 1 2 1 2 1 2 1 2 yani 2 ve 2'nin katları üzerinden ilmeklerinizi atın, modelinize başlayın güzel hanımlar. Evet, şimdi ben şöyle örgünün arka yüzündeyiz hanımlar, bakın örgünün ön yüzünde, yani modelimizin ön yüzünde modeli kuracağız. Hemen arka yüzden bir sıra, hangi lastiği yaparsanız yapın hanımlar, modelin arka yüzünden şöyle bir sıra ön yüze geçmek için ters örgü yapın. Çok kolay ve güzel modeli kurarsınız. Ben 38 tane ilmeğim var sevgili hanımlar. 38 ilmek üzerinden modelimi kuracağım. Neden 38 ilmek diyorum? Çünkü bu modelde eksiltme yapıyoruz, sonra çoğaltma yapıyoruz. Yani ilmek sayılarımız eksilttiğimiz, çoğalttığımız zaman da hep aynı sayıda olmalı. Eksilteceğiz. Sonraki sırasında da ilmeklerimizin sayısı artacak. Tekrar eski sayısına gelecek. Yani muhteşem bir modelle birlikteyiz. Evet, tüm ilmeklerimi bakın arka sırada ters olarak örüyorum. Örgünün arka yüzündeyim. Sizler de dediğim gibi lastik modellerinizi yapın. Arka yüzünde modelin bir sıra ters örgü örerek modelimizin ön yüzüne geçin. Hangi lastik modelini yaparsanız yapın, bu şekilde bir sıra arka yüzde ters örün. Sonra ön yüzde modelimizi kurmaya başlayın sevgili hanımlar. Sadece bu ilk modeli başlarken yapıyoruz bunu. Diğer sıralarda değil arkadaşlar. Sadece modeli bir kereye mahsus modelimizi ilk kurarken bu şekilde bir sıra arkadan ters yapıyoruz. Evet, şimdi modelimizi şöyle hanımlar bakın oluşturduk. Bir modelimizin birinci sırasını şimdi sizlerle birlikte yapıyoruz. Şimdi modelimizin birinci sırasında tüm ilmekleri ters düz olarak örüyorum hanımlar, bakın. Şimdi modelin birinci sırasındayım ve tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar hiçbir işlem yapmıyorum. Tüm ilmeklerimi düz olarak bu şekilde, bakın. Şöyle bu şekilde düz olarak öreceğiz. Oldukça kolay, güzel ve çok da pratik yapımı var hanımlar. Model ilerledikçe kendini gösteriyor. Alize Angora ipe de çok yakıştı bu model. Çıtı pıtı model sevenler için 4 sırada harika bir model yapacağız. Evet, şimdi sıra boyunca tüm ilmeklerimizi arkadaşlar böyle düz örelim. Evet, tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca düz olarak ördüm. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Ve şimdi burada dikkat etmemiz gereken, ilmekleri alırken yani 2 2 almaya dikkat edeceğiz. Çünkü bir eksiltme yapacağız sevgili hanımlar burada. Hemen kenar ilmeğimi örmeden aldım, bakın. Düz olarak bakın 1 2. Bakın şu birinci ve ikinci ilmeğimi birlikte, bakın ikisini bir ördüm. Tekrar 1 2 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Bakın 2 2 ilmeklerimizi örerek sıra başına kadar bu şekilde örüyoruz. 1 2.
2 2 yani ilmeklerimizi keserek sıra başına geleceğiz. Hava da bugün kapalı hanımlar. Görüntümüz de biraz loş duruyor. Hakkınızı helal edin. Evet, böyle 2 2 tüm ilmeklerimi, bakın bu şekilde bir görüntümüz var, kesiyoruz. Sıra başına kadar 2 2 ilmekleri bu şekilde keselim. Evet, oldukça kolay ve çok da çıtı pıtı gösterişli bir model sevgili hanımlar. Evet, bu şekilde 2 2 ilmeklerimizi keselim arkadaşlar. Şöyle bir görüntümüz oluşuyor, bakın. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Evet, tüm sırayı aynı şekilde ördüm, bakın. Son ilmeğimi de tek olaraktan ördüm hanımlar. Şimdi modelin tekrar ön yüzündeyiz ve 3. sırasındayız. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Bakın. Şimdi modelin 3. sırasında bu kesmiş olduğumuz ilmekleri geri tamamlayacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın, kenar ilmeğimden sonra bir kez doluyorum, bir düz yapıyorum. Bir kez doluyorum, bir düz yapıyorum. Bir kez doluyorum, bir düz yapıyorum. Yani bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz arkadaşlar. Bir doluyorum, bir düz. Bir doluyorum, bir düz. Bir doluyorum, bir düz. Yani şu aralarda yapıyoruz arkadaşlar arttırmaları. Bir doluyoruz, bir düz. Bir doluyoruz, bir düz. Hemen bir doluyoruz, bir düz, bir doluyoruz, bir düz, bir doluyoruz, bir düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi yapacağız. Bizim 38 tane ilmeğimiz vardı arkadaşlar. Ne bir fazla ne bir eksik olması gerekiyor. Yine 38 tane ilmeğimiz olacak. Bakın, son dolamama burada düzü yaptım, doladım. Buradaki son 2 ilmeğimi dolama yapmadan sadece, yani bakın, şu son düz ilmeğimden sonra bir dolama yapıyorum. Burada 2 ilmeğim kaldığı zaman dolama yapmıyoruz. Yine bakın, tüm ilmeklerimiz 38 tane. Sizler de mutlaka sayarak yapın. Hiç, yani bir alt sırada eksilttiğimiz zaman, üst sırada artışımızı yaptığımız zaman ilmek sayımız yine aynı. 38 ilmekle başladık. 38 ilmek olmalı. Evet, şimdi modelin arka yüzündeyiz ve son sırasındayız sevgili hanımlar. Yine tüm ilmeklerimi ters olarak örerek bir modelimi sizlerle tamamlamış olacağım. Evet, şöyle tüm ilmeklerimi, doladığım ilmekleri de ters örüyorum. Bakın, tüm ilmeklerimi ters örerek sıra sonuna kadar örüyorum. Evet, bu şekilde. Tüm ilmeklerim ters. Modelimizin 4. sırası ve son sırası. Evet, tüm ilmekleri bu şekilde tamamlayalım. Evet, güzel ve kolay model arıyorsanız sevgili hanımlar, bu modeli kaçırmayın diyorum. Örgü bilmeyenlerin bile kolaylıkla bu modeli yapabileceklerine inanıyorum. Alize Angora ile kendinize bir yelek, bir hırka, bir ne diyeyim sizlere, süveter, şal, gelin şalı, gelin yeleği, ana kız yeleği, artık neler yapmak istiyorsanız dilediğiniz her örgü modelinde kullanabilirsiniz. Her ipe yakışan, her örgüye yakışan harika güzel bir model. Evet, çıtı pıtı, bakın, Alize Angora Gold'la tek katlı olarak da yaptık. Yapıyoruz. İnşallah çok güzel olacağına yürekten, kalpten inanıyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet, şöyle bakın, bir modelimi yaptım. Arkadan görünümü bu şekilde sevgili hanımlar. Şimdi önden görünümüne bakalım. Bakın şöyle. Önden görünümü de bu şekilde. Şimdi ikinci bir modeli de sizlere göstereceğim. Peki nasıl kuruyoruz ikinci bir modeli? İlk modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimi de aynı şekilde kuracağız sevgili hanımlar. Şimdi yine modelimizin 1. sırasındayız. İkinci modelin 1. sırası, tüm ilmekleri düz olarak örüyorum bakın. Hiçbir işlem yok. Şöyle kısa kısa her adımı sizlere göstermek istiyorum. Düz olarak bakın bu şekilde. Evet, tüm sırayı bu şekilde düz olarak örelim.
Evet, tüm sıramızı şöyle düz olarak ördük sevgili hanımlar, bir sıra. Şimdi arka yüzünde de yine ne yapmıştık, modelimizin birinci modelin ikinci sırasında arka yüzde ilmeklerde bir eksiltme yapmıştık. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bakın düz olarak iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın. Çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yani 38 ilmeğimiz varsa 38 ilmek, işte 50 ilmeğimiz varsa 50 ilmek. Hep yani bunlara dikkat edeceğiz. Bu kesintileri yaptığımız zaman ilmeğimizde eksilme veya artış olmasın. Evet, şöyle alizangoru ipli küçük çıtı pıtı olunca, hava da karışık olunca görmekte sıkıntı çekiyorum arkadaşlar. Evet, şöyle bakın 2 2 2 2 ilmeklerimi örerek sıra başına geleceğim arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar 2 2 2 2 ilmeklerimizi örelim, sıra sonuna gelelim arkadaşlar. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi de birlikte ördüm ve kenar ilmeğimi de ördüm arkadaşlar. Evet, şimdi modelin 3. sırasındayız. 2. sırasını bu şekilde yaptık. Modelimizin 3. sırasındayız. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Modelimizin 3. sırasında. Şimdi burada da yine eksiltmiş olduğumuz ilmekleri tamamlayacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bakın burada bir artış yapıyorum ya. Burada sonda biterken bu artışı yapmıyorum. Buna dikkat edeceğiz. Yani dikkat etmemiz gereken husus bu arkadaşlar. Kenar ilmeğimden sonra bir arttırdım, bir düz. 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 Yani bu şekilde artışlarımızı da yaparak sevgili hanımlar modelimizi sıra sonuna kadar ilerleteceğiz. Bir doladım, bir ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Düz olarak yapıyoruz. Evet, bir ördüm, bir doladım, bir düz. 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 Bir doladım. Bakın, doladım. Burada iki ilmeğim kaldı. Bunları arasında dolama yapmadan örüyorum. Evet, şurada sevgili hanımlar sayacaksınız şişinizde. 38 tane ilmeğiniz olacak. Bir alt sırada eksiltmenizi yaptınız. Burada eksiltme yaptığınız için hani ek diyemedim. Fazla veya eksik ilmek sayısı olmayacak. Evet, şimdi örgünün 4. sırasında ve arka sırasındayız. Modelimizin hemen, siz kenar patları yapın hanımlar. Kenar patlarıyla çok daha güzel olacaktır yelek modeliniz. Kenar ilmeğimi aldım. Burada 4. sırasında hiçbir işlem yapmıyorum. Bakın tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hiçbir işlem yok. Tüm ilmeklerim ters. Sıra başına kadar ters örüyorum. Evet, oldukça kolay ve güzel bir model. İnanın sizlerin de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Özellikle yazın, yaz aylarına geldiğimiz zamanlardayız. Bahar ayına geldik, bahara girdik artık. Baharlık yelek modelleri, mevsimlik yelek modelleri yapabilirsiniz. Kendinize kazaklar, bluzlar yapabilirsiniz. Bu modelden salaş yelekler yapabilirsiniz. Yazın mesela ince merserize iplerle kendinize yelek yapabilirsiniz. Uzun yelekler, işte hırkalar yapabilirsiniz. Gerçekten çok hoş ve güzel olur sevgili hanımlar. Çünkü hani ajurlu, lastikli, ajurlu bir model. Gerçekten yazlık örgü modellerine, yani baharlık örgü modellerine çok yakışır. Evet, tüm ilmeklerimi de bakın ters olarak ördüm ve sizlere ben iki tane model anlatmış oldum. Burada modelimizin arkadan görünümü sevgili hanımlar burası. Şimdi bir de önden görünümüne bakalım. Bakın modelimiz bu şekilde. Önden görünümü de sevgili hanımlar. İnanın hem güzel hem şık hem de çok kolay bir model anlattığımı düşünüyorum sizlere. Ben çok beğendim. Sizlerin de çok beğeneceğinize yürekten, kalpten inanıyorum. Şimdi ben modelimi biraz ilerletip geleyim. Bir de o şekliyle bakın sevgili hanımlar. Evet arkadaşlar, modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde bakın. Gerçekten harika oldu. Çok güzel oldu.
Bilmiyorum, ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm böyle ajurlu, güzel, yazlık, tam mevsimlik bir yelek modeli oldu. Hırka modeli, süveder. Çok da hafif böyle hanımlar. İnanın sırtınıza aldığınız zaman böyle hafif yumuşacık, hiç de bir ağırlığı olmayacak bir model oldu. Evet, gerçekten hem yapımı kolay hem de çok gösterişli, güzel bir model oldu. Alize Angora Gold serisinden güzel süt kahvesi bir rengiyle bu güzel modelin anlatımını sizlere yaptım. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Evet, şöyle bakın, arkadan görünümü de ayrı bir güzel sevgili hanımlar. İki taraflı kullanabilirsiniz. İster bu tarafını kullanın, ister diğer tarafını kullanın. Harika bir model oldu. Evet güzel hanımlar, bir videonun daha sonuna geldik. Yepyeni örgü videolarında tekrar birlikte olmak üzere bu güzel modelimi sizlere bırakıyorum. İnşallah hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Sizler de benimle birlikte yapmışsınızdır. Henüz kanalıma abone değilseniz Annemin Hobileri kanalına abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Yepyeni örgü videolarında tekrar birlikte olmak üzere Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.